kapya biberi ve patlıcan üretiminde uzmanlaşıp gıda sanayinin önemli tedarikçilerinden biri haline gelen Kapya Tarım yıllar içerisinde hem hizmet verdiği şehirleri hem de üretim rakamlarını ciddi oranda artırıyor. Firmanın kurucusu Velican Çay ve Özcan Çay hizmet profillerini Eko Gündem'de anlatıyor. Sanayinin ve mutfakların vazgeçilmez iki ürünü patlıcan ve biberdir. Kapya Tarım özellikle bu iki ürün üzerinde uzmanlaşıp 1980'lere dayanan tecrübesiyle tedarik ve pazarlama firması olarak hizmet veriyor. Aşağı yukarı 20 sene oldu. Biz bunu ufaktan başladık. Yani böyle az olarak Adana'dan aşağı yukarı 50 dönümle başladık ama bu sene 18 bin dönüm şey var. Tabii bu hepsi bana ait değil. Bana ait olan ürünü alacağım, 2500 dönüm var. Biz 365 gün kapya ile patlıcanla çalışıyoruz. Mesela pahalı olduğu zaman ihracat firmalarına veriyoruz ham maddemizi. Ve sanayi fiyatlarına geldiği zaman, yani sanayicileri kurtaracak şekilde olduğu zaman sanayiciye veriyoruz. Daha sonra da salça firmalarına veriyoruz. Ve 365 gün olarak bir de tedarik firması olarak çalışıyoruz. Bir firma bizden bir şey istediği zaman ne istediğini biliyorum. Yani gerçekten firmanın işleyemeyeceği bir ham madde ben göndermem. Firma Adana ve Antalya'daki varlığını yeni şehirlerle güçlendiriyor. İzmir var, Bursa var, Balıkesir var, Salihli var. Bu 6-7 yerde çalışıyoruz ve ciddi de çalışıyoruz. O hem müstahsil memnun ediyoruz, hem firmalar memnun. Biz de tabii az çok çok şükür biz de her sene az az da olsa adım adım büyüyoruz yani. Ham maddenin tarlada üretilmesi ve müşterilere ulaştırılmasına kadarki süreçte kaliteden ve sağlıktan ödün verilmiyor. İnsan sağlığı çok önemli. Biz elimize geldiği kadar insan sağlığına çok dikkat ediyoruz. Tamamen organik işine girmeyi düşünüyoruz. İşte yavaş yavaş çalışmalar, projeler başladık. İnşallah o da ömrümüz varsa onu da göreceğiz inşallah. Bu işte sizi başarılı kılan ne? Şimdi 20 yıl olmuş ve o 20 yıllık tecrübe sürecinde de Türkiye'nin ilk akla gelen olandaki firmalarıyla çalışmışsınız ve sürekliliği sağlamışsınız. Evet. Başarınızın sırrı nerede? Başarı şimdi çok sabrettik. Tabii bazı sıkıntılar oldu. Bazı firmalar batınca biz de sıkıntıya düştük ama hep mücadele ettim. Gerçekten hep mücadele ettim. Ondan sonra sabrettim. Dürüst çalışmak çok önemli. Mesela firmanın bir de istediği zaman çok önemli. Yani çünkü atıyorum her bir firmanın en azından 150 tane işçisi var. Adam işte ya bu tır gelecek, ona göre sabahtan işçi ayarlıyor. Bu yerine gitmediği zaman oradaki firma bir zarar. Bu bir zincir çünkü tabii değil mi? Ki, bir tabii. Yerde bir aynı. Kopukluk olursa sistem çöküyor. Mesela dünkü bizim İstanbul'a gitti bir tırımız. İnanın gece aradım, gece. Gece gündüz saat kaç olursa olsun işin takipçisi olmak gerekiyor. Bir de işi sevmek. Mesela Özge Hanım bugün çok ciddi güzel bir iş yapıyor. Ben diyorum ya Özge Hanım yapıyor, ben ne yapayım? Hep böyle kamçılıyor yani, aynen. Ben çok çalışmadan çok zevk duyuyorum açıkçası. Ama dürüst çalışmaktan yani. Bu arada bir de tabii çocuklarınızla birlikte çalışıyor olmanın da avantajı var sanırım. Tabii ki. Ben çocuklarımla büyük bir avantajı var. Şimdi ne olursa olsun çocuğun yerini kimse tutmaz. Eğer çocuğun işi düşünüyorsa. Özcan Çay, iş sürecinde babasının en büyük destekçisi oluyor. En meşakkatli işlerin başında geliyor bana kalırsa halcilik. Evet. Zor bir yaşantı. Evet. Çok erken başlayan bir gün var sizin için. Evet. Özcan Bey, kaçta başlıyor gün? Nasıl bir hayat var burada? Biz gece saat 2-2.30 sıralarında kalkıyoruz. Halin içerisinde bizim günlük sevkiyatımıza göre halin içerisinde mallarımızı temin ediyoruz. Mallarımız buradaki depoya geliyor. Burada bizim 6 dükkanımız var, 6 depomuz var. Burada firmanın istediği ürüne göre, közlemelikse közlemelik, kızartmalıksa kızartmalık, kurutmalıksa kurutmalık. Ona göre burada işçilerimiz, çuvalcılarımız var, ayıklayıcılarımız var, yüklemecilerimiz var. Ona göre burada ihtiyaca göre
yani talebe göre nasıl bizden nasıl ürünü hangi ürünü istiyorlarsa ona göre biz burada ayıklama yapıyoruz. Sadece patlıcan. Size göre sadece patlıcan ama bize göre sadece. Göre nasıl değişiyor şimdi? Bize göre sadece patlıcan değil. Bize göre sadece patlıcan değil. İçinde közlemelik patlıcanlar var, kızartmalık patlıcanlar var, kurutmalık patlıcanlar var. Bir de bunlara gitmeyen patlıcanlar var. Yani bizim firmaların istemediği, firmaya gitmeyen ürün de var bunların içinde. Onları da ayıklıyoruz. Ve çalışan elemanlarımız deneyimli. Daha önce bunları denedik, kestik. Daha önce pişirdik, kızarttık. Hangisi gidiyor, hangisi gitmiyor. Yani kalitesine gözünden göre, çeşitine göre. Tabii ki, tabii ki. Bu hangisi peki? Bu kızartmalık. Bu patlıcan kızartmalık. Peki başka? Şunlar, mesela şunlar közlemelik. Bunlar közlemeye gider. Daha iri olduğu için tabii mi? Tabii ki, iri olduğu için közlemeye daha uygun olur. Hı. Daha ince olanı, şu ebatlarda olan da kızartmaya gidiyor. Hı. Bunun daha küçükleri var. Mesela şunlar, şu türler. Şunlar da kurutmaya gidiyor. Bunları çeşit çeşit ayırıyoruz. Peki biz patlıcan alırken neye dikkat edeceğiz? Tazeliğini nereden anlayacağız biz patlıcanın? Biz patlıcan alırken patlıcanın tazeliği cildinden de belli olur. Bir de sıktığımız zaman mesela sert olması gerekiyor. Tabii yumuşak olursa içi boş olur, kızartmaya gitmez, közlemeye gitmez. Örneğin dal vurukları vardır içinde. Dal vuruklu patlıcan közlemeye gitmez. Şunlar mesela bizde, bu tür ürünler bizde ayrılır. Yani patlıcan deyip geçmemek lazım. Evet. Birçok çeşidi bulunuyor tabii bunun ki. Ve siz bu işin piri olduğunuz evet. için artık kaç yıldır bu işin içindesiniz? Siz babanızla birlikte sanıyorum artık hani çocukluktan itibaren babam, yetiştiniz. Tabii çocuktan yani bayağı diyebilirim ben 10-15 sene var. Tabii babam daha eski. Babam bizden daha bilgili. Biz de onun yolunda yürümeye devam ediyoruz. Peki ne kadarlık bir üretim potansiyeli var burada? Patlıcanda özellikle rakam nedir? Patlıcanda günlük normal sevkiyatımız normalde sezon içerisinde 100 tonun üzerinde, sezon içerisinde 100-150 ton arası, normal sezonda da 50 tona kadar çıkıyoruz. Ama normal bizim esas hızlı sezonumuz Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında günlük sevkiyatımız patlıcanda burası ve Kumluca Mavikent bölgesi, orada da sevkiyat bölgemiz var. İki bölgeden patlıcan ağırlıklı çalışıyoruz bu aylarda. Günlük iki bölgeden sevkiyat 200-250 tona yaklaşıyor. Yani 200 tonun altına düşmüyor. Yıl bazında yaklaşık bir 30-40 bin tona yakın patlıcan yapıyoruz. Bu da ciddi bir rakam. Evet, ciddi bir rakam. Ama siz sadece patlıcanda uzmanlaşmadınız, bir de kapya biberi evet, var. Bir de kapya biberi var tabii. Kapya biberinde o da ağırlıklı dönemimiz bizim Mayıs'ın sonlarına doğru. Mayıs'ın 25'i ve 30'u arası orada başlıyor. Haziran'da Antalya Demre'den Mavikent, Kumluca, Antalya Merkez, Adana olmak üzere bu Akdeniz bölgesinde günlük sevkiyat Mayıs ayında 1000 tona yaklaşıyor. 1000 tona yakın bir sevkiyatımız oluyor. Patlıcanla biber. Biz 2 yıl evvel sizinle bir çalışma yaptığımızda evet. Rakamlar bu boyutta değildi. Değildi. Siz her geçen yıl üzerine biraz 2 yıl daha... önce 15 bin ton, 15 bin tondu. Evet. Şu anda 40 bin ton ve 100 bin ton oldu. Yani normalde siz 2 yıl önce geldiğinizde biz örnek veriyorum Adana'dan günlük 2 tır sevkiyatımız varsa şu anda sezon içerisinde günlük 20 tırın altına düşmüyor. Yani biz şu anda Türkiye'deki sanayi, konserve, salça ve kurutma sanayisine, kurutma fabrikalarına hepsine mal gönderiyoruz. Hepsinin o zaman sadece iç pazarda değerlendirilmiyor tabii, sizin pazarda. Temin ettiğiniz bu ürünler. Biz temin ediyoruz. Biz onlara bu malları, bu ürünleri sevk ediyoruz. Onlar da bunları işliyorlar. Kimisi salça, kimisi közleme yapıyor. Belli oranlarda şişelere koyuluyor. Tabii yurt dışına sevkiyatları da oluyor. Hem iç pazar hem dış pazarda evet, bu ürünleri tüketicilerin tüketmesi mümkün evet, kılınıyor o zaman. Hem verdiğiniz bilgiler için hem sektöre, gıda sanayine katkınız için o zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.